9. yargı paketinde hem Medeni Kanun'da 187. maddede kadının soyadına dair Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra yapılması gereken bir düzenleme ve kadınların kendi soyadlarını da eşitlik ilkesi gereği kullanabilecekleri şekilde bir yasal düzenleme zorunluluğunu içerirken, ayrıca da Danıştay tarafından da 6284 sayılı yasadaki yönetmelikteki bir hususun kanun metnine aykırı olması sebebiyle iptalinden sonra yapılan bir düzenleme. Ancak ne yazık ki bu iptallerin eşitlik ilkesine ve kanunluğa dayanılırlık gerekçesi mevcutken şu anki düzenlemeler bu süreçten uzak, mevcut durumu nasıl aynı siyasi eril zihniyetle muhafaza edebiliriz yaklaşımına dayanmakta. Soyadına dair bir düzenleme kadının bu iptal kararıyla bir kazanılmış hakkı olarak yasal düzenlemeye geçirilmesi gerekirken bugün o yapılmıyor ve eski kanun maddesi yeni bir kanun maddesiymiş gibi ve iptal kararı doğrultusunda da hiçbir düzenleme yapılmaksızın yeni bir düzenleme olarak karşımıza çıkarılıyor. Yönetmelikteki değişiklik bu iptal kararından sonra kanuna uygun bir yönetmelik çıkarmak yerine kanunu değiştirerek iptal edilen yönetmeliğin iptal gerekçesini ortadan kaldırmaya ve açıkçası kanuna karşı hile diyebileceğimiz katiyetle de zihniyet olarak da kadının yasal olarak da kazanılmış haklarını korumayan, muhafaza etmeyen bir öncelikle de yaklaşmadığını bize açıkça göstermekte. İtirazımız bu temelde ve biz yasal düzenlemelerle kazanılmış olan hakların yasal düzenlemeler yapılarak gasp edilmesi tutumunu da kabul etmiyor ve doğru bulmuyoruz. Bu maddelerin iptal ediliş gerekçesine ve bu kararların uygulanma zorunluluğuna karşı da bu tutum kanuna aykırı bir tutum. Bu şekilde de itiraz geliştirmek gerekiyor. Kadın düşmanı ve kadını yok sayan siyasi politik tutum ve yaklaşım artık kadının sosyal ekonomik yaşamın her alanındaki varlığını rahatsız eder şekilde de karşımıza çıkmakta. Ki bu yasal düzenlemelerde bu temelde karşımıza çıkıyor. Kadını esas alan yasal düzenlemelere göre anayasada öngörüldüğü üzere eşitliği, kadının yurttaş olarak varlığını önemseyen bir noktadan bir siyaset oluşturmak gerekiyor. Kadının karar mekanizmalarına dönüşmesi gerekiyor. Şimdi bu son fotoğrafta gördüğümüz şey kadının öncellenmeyişinin yanında kadının irade olarak da toplumsal süreçte kabul edilmeyişini karşımıza çıkarıyor. Bu yönüyle de önemli bir itiraz geliştirmek gerekiyor. Hani yasal kazanılmış haklar boyutuyla yürütülecek mücadelenin yanı sıra aslında mevcut yasal düzenlemelerin bile ne kadar kadınların eşit yurttaşlık temelinde bütün ihtiyaçlarını karşılamadı. Aslında mevcut yasal düzenlemelerin bile kadınların sorunlarına çözüm üretemediği gerçekliğini yok sayarak daha ileriye taşınması gerekirken kazanılmışlıkların üzerinden bile bir saldırının gerçekleşmesi ciddi bir kadın dayanışmasını gerektiriyor. Biz burada sadece kadınlarla ilgili değil aslında yaşamın toplumsal olarak, zihniyet olarak, tutum olarak kadını yok sayan bir yaklaşımın toplumsal olarak da herkesi rahatsız edeceği bir sürece girişin de göstergelerinden bir tanesi. Bütün toplumsal yapıların kadınlara dair bu süreci önemsemesi gerekiyor. Ancak kadınların dayanışma ağlarını büyütmesi ve her alanda da itirazlarını yüksek sesle dile getirmeleri gerekiyor. Zira bu kazanılmış haklar
çok büyük, uzun soluklu, ciddi mücadelelerden ciddi yollar kat edilerek kazanılmış olan süreçler, kadın aklının, kadın fikrinin, kadın varlığının imhasına doğru bizi götürdüğünü ben idrak etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Konunun basit siyasi politik yaklaşımların ötesinde toplumsal ve yaşamsal bir sorun olduğunun herkes tarafından kavranması gerekiyor. Biz kadınla ilgili olanın politik olduğunu biliyor ve bu temelde de sürece yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz.